Merhaba arkadaşlar, harika bir konuyla karşınızdayım. Konumuz Google VO3. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Google VO3, Google'un video işleme yapay zekası. Daha önce size VO2'yi anlatmıştım. VO3'te geçtiğimiz hafta tüm dünyada kullanıma sunuldu ancak. Hemen influencer arkadaşlar videolar yapıp harika, muhteşem, devrim falan gibi cümlelerle videolarını izletmek için verdiler gazı. Amacım karalamak değil ama ben de VO3'te onlarca video ürettim. Hatta bir kısmını seri olarak geçtiğimiz günlerde paylaştım. Yeni seri de geliyor. Güzel ancak çok fazla eksiği var. Bunlardan şimdi size bahsedeceğim. Ayrıca VO3'ü nasıl ücretsiz kullanacağınızdan, VO3'te kaç video yapabileceğinizden ve tutarlı karakter oluşturmanın mümkün olup olmadığından da bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Öncelikle arkadaşlar bu ücretli bir hizmet, yani ödeme yapmanız gerekiyor hem de gerekmiyor. Nasıl? Şöyle anlatayım. Gemini üzerinden abone olabiliyorsunuz arkadaşlar, kredi kartınızı. Sanal kart da olur. Yüklüyorsunuz, ekliyorsunuz ve tamam diyorsunuz, size bir aylık üyelik açıyor. Ama bu bir ay içerisinde sizden bir ücret almıyor. Sadece kredi kartı bilgilerinizi alıyor. Bir aylık süre tamamlanınca ikinci aydan itibaren ücreti çekiyor. Bu arada siz de gidip Google'dan bunu iptal ettiğinizde herhangi bir sorun kalmıyor arkadaşlar. Yani ücret ödemeden bir ay kullanabilirsiniz. Zaten şöyle bir şey var. Ücret ödeseniz bile istediğiniz kadar şey yapamıyorsunuz. 7 ya da 8 video üretebiliyorsunuz. Bu yoğunluğa göre de değişiyor. Çünkü bazı hesaplarımda arkadaşlar, evet şunu kabul edeyim, birden çok hesap açıp bunu yaptım. Çünkü çok fazla video üretmem gerekiyordu. Ve şunu gördüm, işte 6 ya da 8 videoda bir size şunu diyor: artık video yapamazsınız. Peki ne zaman yapabilirsiniz? Sizi tam 10 gün 15 gün sonrasına atıyor. Diyor ki işte 11 Haziran'dan itibaren video yapmaya devam edebilirsiniz. 11 Haziran, 13 Haziran, 15 Haziran falan böyle gidiyor. Özetle tek bir hesabınız varsa, hakkınız bittiyse bir 10-15 gün bekleyeceksiniz. Bu da ayrı bir rezalet yani. Ben parasını vermişim abi bir aylık. Bana sen bunu her gün vermelisin. Evet, ücreti ne kadar? Ücretine bakalım arkadaşlar. Google AI Pro, yani en temel paket, 719,99 TL. Bir ay ücretsiz. Google AI Ultra 8.999 TL. 3 aylığına ise 4.499 TL. Evet, gayet yüksek bir ücret yani. Gelelim sıkıntılar arkadaşlar. Çoğu YouTube kanalda, Instagram'da falan görüyorsunuz, insanlar çatır çatır Türkçe konuşan videolar yayınlıyorlar. Ben de yayınladım. Ama çoğu insan da bunu yapamıyor. Bunun sebebi de şu: İlk Gemini'de veya VO3'te çalışmaya başladığınızda muhtemelen model ön belleği default geliyor. Bu da default dili İngilizce olarak geliyor. Ve siz yaptığınız sürece arkadaşlar, Türkçe konuş bile deseniz veya işte Türkçe replikler bile yazsanız, onu İngilizce algılayıp İngilizce çeviriyor. Ve bu böyle saatlerce gidebiliyor. Siz de bu haklarınızı tüketmiş oluyorsunuz. Onun yerine arkadaşlar şöyle bir reçete uygulayın. İlk promptunuzda mutlaka ben arkadaşlar şöyle diyorum, işte karakter şunu söylüyor, işte say tırnak işareti replik şeklinde yapıyorum. Mutlaka her promptun sonuna da şu prompt bloğunu ekliyorum arkadaşlar. Bunu da video açıklamasına ekleyeceğim, siz de ekleyin. Yapıştırın ama tekrar, eğer ilk denemenizse yine Türkçe konuşmayabilir. Yapacağınız şey şu: kapatacaksınız arkadaşlar Gemini'yi ve bir gün bekleyeceksiniz. Bu arada model ön belleği yenilenmiş olacak ve siz tekrar Türkçe replikte anekdotlu prompt yazdığınızda bu sefer çalışacaktır. Yani biraz sabır gerekiyor bunun için. Eğer karakterleriniz Türkçe konuşmazsa ilkinde bütün kredilerinizi tüketmeyin. Şimdi arkadaşlar bunu Gemini ve Flow üzerinde kullanabiliyorsunuz. Flow'un kendi kredileri var ama Flow'u ben çok beğenmedim. Çünkü burada Türkçe konuşturmanız neredeyse mümkün değil. Şimdilik işte Türkçe çalışmamaktadır gibi hatalar, uyarılar verip duruyor. Burada da röportaj videoları yaptım ve Türkçe konuşturabildim. Ama nasıl konuşturdum? Bakın burada görüyorsunuz. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Hemen aşağıdakine de bakalım. Anlamadıysanız şimdi göstereceğim. İkisinde de ortak nokta şu: İki anekdotta da Türkçe karakter yok. Yani Türkçe karakter olmayan kelimelerle Türkçe konuşturduğunuzda Flow bunu yapıyor. Ama Ş, Ç, yumuşak G gibi harfler kullandığınızda konuşma içerisinde arkadaşlar, bu sefer diyor ki ben Türkçe anlamıyorum, yapamıyorum. Çok garip bir şey gerçekten. Yani böyle apar topar piyasaya çıkmışlar gibi, acayip garip eksikleri var. Zamanla giderilecektir. Onun dışında sokak röportajı gibi ya da işte öz çekim gibi promptlar yazdığınızda ve buna yönelik videolar yaptırdığınızda gerçekten çok gerçekçi yapıyor. Ancak mistik, tarihi bir şey, bir prompt yazdığınızda arkadaşlar görüntü kalitesi gitgide düşüyor. Berbat, ucuz oyunlar gibi görünüyor. İşte bakın burada birkaç örnek var. Burada bir savaş sahnesi yaptırmıştım ve gördüğünüz gibi bu savaş sahnesi tamamen fecat yani. Böyle bir şey yok. Burada da mesela yine tarihi
diye bir şey yaptım. Archimet. Gördüğünüz gibi bunlar hiç de gerçekçi değil. Ama bir sokak röportajı yaptırdığınız zaman muhteşem yapıyor. Model arkadaşlar piyasaya çıkarken böyle bir trik var bence. Yani demişler ki bir şeyi çok iyi yapalım. Oradan bir böyle viral tanıtımımız olsun. İnsanlar yürüsün, bunu bir salalım. Millet bunu bir konuşsun. Geri kalanı da sonradan toparlarız demişler muhtemelen. O yüzden bu işte gerçekçi sokak röportajları tarafı çok iyi çalışırken diğerleri o kadar da mükemmel çalışmıyor. Diğer promptlarınız da böyle garip. Eski Samanyolu TV animasyonlarına benzeyen şeyler yapıyor. Gemini'ye nasıl üye oluyor, nasıl kullanılıyor? Hemen onu anlatayım. Öncelikle Gemini'ye gidiyoruz. Google'a Gemini yazıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Daha sonra yukarıda bir şey çıkıyor. Diyor ki yükselt. Yükselt'e tıklıyorsunuz. Orada 719.99 liralık devam ediyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Arkadaşlar korkmayın, girin. Bu Google'ın bir servisi. Yani hiçbir şey olmaz. Sanal kartınızı da girebilirsiniz. Ve arkadaşlar devam et diyoruz ve karşımıza böyle bir panel açılıyor. İlk açıldığında şöyle 2.5 flash seçilidir. Bakın solda görüyor musunuz? 2.5 flash seçili. Ama bunun üzerine tıklayıp bunu 2.5 Pro Preview yapacağız. Burada da video görüntü işlemede VO3 motorunu kullanıyor. Daha sonra buraya promptunuzu yazacaksınız ama yazmadan önce aşağıdan videoyu da işaretlemeniz gerekiyor. Promptunuzu yazıyorsunuz. Promptunuzu İngilizce olarak yazmanız lazım. Kolayı da şu arkadaşlar, ChatGPT'ye gidebilirsiniz. Ben Gemini'yi kullanmak istemiyorum. Bunun için ChatGPT'yi kullanıyorum. Şimdi ChatGPT'ye dedim ki bu konuşmada yazdığım şeyleri mutlaka İngilizce çevir, ancak tırnak içindeki yazılar Türkçe kalsın. Ek olarak her promptun sonuna bunu ekle dedim. Bir tane prompt yazalım. Öncelikle ortamı tanımlayabiliriz. İstanbul'un Galata Kulesi'nin önünde bir sokak röportajı. Kadın muhabir yoldan geçen bir zombiye şöyle soruyor. En son ne zaman beyin yediniz? Zombi cevap veriyor. Coğrafya kaderdir. Haftalardır tek lokma yiyemedim. Şimdi bakalım ChatGPT bizim istediğimiz gibi bir prompt oluşturabilecek mi? Evet, bakın yaptı ve sonuna da bunu ekledi. Bunu alacağız şimdi arkadaşlar. Hesabımıza yapıştıracağız. Evet, küçük bir bilgisayar değişimi yapıyoruz. Daha sonra geliyoruz buraya, yapıştırıyoruz ve arkadaşlar gönderiyoruz. Bir saniye bekleyin diyor. Şunu izleyelim. En son ne zaman beyin yediniz? Coğrafya kaderdir. Aa, inanır mısın? Aylardır bir lokma bile yiyemedim. Normalde sunucunun şunu demesi lazım. En son ne zaman beyin yediniz? Zombi de coğrafya kaderdir. Haftalarda tek lokma yemedi. Ama bir ona söyletiyor, bir kendisi söyletiyor. Böyle olağanüstü bir karakter olduğunda özellikle bunu yapıyor. İşte zombi, Batman, Spider-Man falan olduğunda bunu yapıyor. Videoda iki kişi varsa repliklerini karıştırabiliyor. Flow'a da girelim abi. Google Labs Flow. Şu formu şöyle aşağı indiriyoruz. Başlamak için yeni proje diyoruz burada. Metinden videoya diyelim ve metinden videoya. Bunu seçtik. Daha sonra şu yandaki, bakın burger menü gibi bir şey var. Ayarlar menüsü var. Buraya geliyoruz. Burada modeli, yüksek kalite olanı seçiyoruz. Ve istem başına çıktı sayısında arkadaşlar ben 1 yapacağım. Çünkü çok kredi yiyor. Yapıyoruz. Daha sonra şuraya gelip basıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Bence arkadaşlar Flow arayüzü üzerinden video oluşturmak şu an oldukça problemli. Prompt parsing sistem, istem çözümlemede ciddi sapmalar yaşanıyor. Çıktı tutarlılığı düşük ve karakterlerin Türkçe konuşma kabiliyeti neredeyse yok. Aynı multi modal modelin kullanıldığını bildiğimiz halde Gemini'de oluşturulan videolarda çok daha yüksek tutarlılık ve doğru dil çıktısı elde edilebiliyor. Bu durum Flow'un istemden video üretim pipeline'ında ciddi bir optimizasyon eksiği olduğuna işaret ediyor. En son ne zaman beyin yediniz? Coğrafya kaderdir. Haftalardır tek lokma yiyemedim. Evet, burada daha düzgün bir şekilde oldu. Hayret, şu anda oldu. Normalde ben bunu 1 milyon kere yaptım arkadaşlar, burada olmadı. Peki burada başka hangi özellikler var? Şuraya geliyorsunuz, buraya geliyorsunuz, sahneye ekle diyorsunuz. Ve böyle bir sahne oluşturucuyu atıyor. Gönül isterdeki burada iki seçenek var. Uzat. Bu sahneyi uzatıyor. Bu da atla diyor. Uzat diyelim. ChatGPT'ye gelelim tekrar şuradan. Dedik gönderiyoruz. Bu arada yanlış yazmamaya çalışıyorum. Çünkü yanlış yazdığınız zaman düzeltmiyor ve yanlışıyla beraber yayınlıyor. Gönder diyoruz abi. Tamam. Şimdi oldu. Geldik Flow'a. Uzat demiştik arkadaşlar. Bu özellik uyumlu bir modeli geçişini sağlanıyor. Onaylamak için tekrar gönderin. Ve ayrıntılar için ayarlara göz atın. Evet. Şimdi tekrar gönderdik arkadaşlar. Bakalım tekrar soru soracak mı, bu sahneyi uzatacak mı, onu da göreceğiz. Ama hata verdi. Uzatmadı yani. Şimdi tekrar deniyorum. Yüzdelikleri alıyor ama bir noktada patlıyor. Muhtemelen dil modelini yine uygulayamayacak arkadaşlar. Ve bu noktada bir hata verecek. Evet, şu an yalnızca İngilizce istemler desteklenmektedir. Kardeşim az önce yaptım. Böyle bir sürü hata var Flow'da. Alıp böyle bilgisayara beraber çöpe basasım geliyor bunu. Hiçbir işe yaramıyor. Karakter ve görüntü sürekliliğini bir türlü sağlayamıyor. Ve Flow'un daha 75 fırın ekmek yemesi lazım. Google AI Studio'da henüz VO3 modeli yok. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Eğer
VO3 ile Türkçe içerikler üretmeyi düşünüyorsanız teknik sabır ve strateji kullanım şart. TTS optimizasyonu, istem çözümleme doğruluğu ve model istikrarı gibi metrikler çünkü hala gelişme aşamasında. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Daha önce VO3 ile yaptığım video serilerini mutlaka izleyin. Onlar da video açıklamasında olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.